Merhabalar, Robotik Kol Eğitimi 9. ve son dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde genel olarak neler yaptığımızdan bahsedeceğiz. Bir projeyi nasıl ele alıp nasıl tasarladığımızdan ve daha sonrasında farklı eksenlerde bir hareketi, bir tutucu yardımıyla, gripper yardımıyla bir noktadan bir objeye alıp başka bir noktaya götürdüğümüzde hangi açıları kullanmamız gerekiyor eksenlerde? Motion Study ile onun hareket analizini inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayabiliriz. Şimdi önceki derslerimizden hatırlarsanız şu eksenleri çizmeye başladığımızda her birini ayrı bir komponent olarak oluşturmuştuk. Ve bu komponentleri Assemble, montaj adı altında bu aracı kullanarak birbirine montajlayabiliyorduk. Bunları montajladıktan sonra Joints diye bir klasör oluşuyor. Ve bu klasörde Revolut özelliğini kullandık biz genel olarak işlemlerimizde ve eksenlerimizi bu şekilde hareket ettirebiliyoruz. Şurada bir küçük ayrıntı vereyim. Body'de mesela şu body 1'e bir kere tıklattığımda şurada çizgi olarak görülüyor. Sağ tık opacity kontrolden mesela custom opacity diyorum. Şuradan şöyle azaltıyorum onun görünürlüğünü ve aşağıdan baktım. Hatırlarsanız şurada bir dişli çark yapmıştık. Bu dişli çarkı yapmamızın nedeni ağırlığı motora taşıtmak yerine bir dişli yardımıyla bunu çevirelim eksenimizi. Ve bu şekilde daha rahat, daha smooth bir hareket elde edebilelim diyeydim. Bunu tekrar eski haline getirmek için opacity kontrolden %100 diyebilirsiniz. Şimdi bu yaptığımız robotik kolu bir noktadan bir noktaya hareket ettirebilmek için hangi özellikleri kullanmamız gerekiyor? Yine Assemble'da Motion Study diye bir özelliğimiz var, bir aracımız var. Ve buradaki jointleri kullanarak orada farklı açılarla ilişkiler veriyoruz. Bir noktadan bir noktaya robotik kolumuzu taşıyabiliyoruz. Peki ondan önce, o özelliği açmadan önce Drive Joints diye bir özelliğimiz vardı. Buradan açabiliyorduk veya şurada herhangi bir joint'e tıklatıp sağ tık da diyebilirsiniz. O yöntemi de kullanabiliyorsunuz. Şurada örneğin şuna sağ tık drive joint dediğimde özelliği açıyor zaten. Ve istediğimiz, dilediğimiz pozisyona getiriyoruz öncelikle. Motion Study'de en önemli özelliklerden birisi bu. Bütün ilk pozisyonuma getirmek için drive joint'i kullanıyorum bütün joint'lerimi. Mesela şurada alacağımız bir parçamız olsun. Şu şekilde, şu pozisyonda almak istiyorum ben. Şöyle kolları da, gripper kısmının ucundaki kolları da açıyorum. Bu pozisyondan, örneğin şu bölgede bir parçamızı almak istiyoruz. İlk pozisyonumuz tamamlandı drive joint'ten. Şimdi Assemble'dan Motion Study açıyorum. Bakın Motion Study, ya ilk başta böyle şey gelebilir sizlere. Yapacağınız birçok Revolut ilişkisi olduğu için burada çok karmaşık gelebiliyor. Ama biz daha basite indirgeyerek daha kolay bir şekilde inceleyelim Motion Study'yi. Şimdi ilk başta jointleri seçmemi istiyor benden. Geldim şuradaki Revolut'u seçtim. Peki buradan sonra şimdi sıfırıncı noktada ben ilk pozisyonumu ayarladım zaten. O zaman yüzüncü noktaya geliyorum. Şöyle bir kere 100 yazınca tıkladım. Bakın burada bir açı verdi bana. Örneğin eksi 60 dedim, bakalım nereye gelecek? Öbür tarafa gidiyor. O zaman buraya normal 50 derece yazdım mesela. Hangi açıya geldiğini görmek için. Bunun gelebileceği zaten Edit Joints'ten 0 noktasına geliyormuş. O zaman şöyle bir kere tıklattım 0 derecesine. Ben jointimi editlediğim için şu kadar bir hareket yapıyor zaten benim için. Tamam, bu 0 noktasına geldi. Şimdi bakın bununla işim bitti. Şöyle bir çizgi oluşturdu. Grafik oluşturdu. Şurada play'e bastığımda bakın bu noktadan bu noktaya bu şekilde hareket ediyor. Burada hızını değiştirebilirsiniz yavaş hareket etmesi için. Veya şöyle git gel yaparak önce bu noktaya daha sonra bu noktaya gidip gelmesini sağlayabiliriz. Veya sürekli başa sarmasını sağlayabiliriz.
Şimdi bir joint için yaptık bunu. Gittikçe karmaşık hale geleceği için önce bu tek joint'i iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Bakın R1 dediği bu joint'te şurada value değeri değişiyor. Hangi açıda nerede olacağını bu noktada bulabiliyoruz. Ve şöyle kırmızıyla gösteriyor burada revolt'un. Başka bir joint getirdiğimizde onun farklı bir rengi olacak. O şekilde tanıyacağız. Peki ikinci bir joint'i ekliyorum o zaman. Şu joint'i seçtim. Bakın mavi olarak geldi. Şu an o joint'te hiçbir değişiklik yapmadım. Ekleme yapmadım. Hep aynı pozisyonda, eksi 60 derecesinde. Peki ben o eksi 60 dereceyi son noktada değil de şöyle mesela 60. noktada şu kısımda zamanda eksi 60 derecesinde olmasın biraz yukarı çıksın istiyorum. Eksi 30 diyorum mesela bakın şöyle pozisyonlandı. Bu noktaya gelene kadar o süre içerisinde bakın eksi 30'a geldi. Şöyle bir değişim gösterdi bana. Örneğin yukarıdan bir objemizi almak için hemen bu şu kısımda yükselmek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi şöyle eksi 30'a getirebiliyorum. Tekrar bir animate edelim. Şöyle yükseldim. O noktada durdu ve o şekilde hareket ediyor. Tamam. Şimdi tekrar şu noktaya geldim. Şuradan sonra bakın 34 derecelik 34 sanırsam pardon 24 derecelik jointimi seçiyorum. Bakın yeşil oldu. Gittikçe artıyor burada pozisyonlandıracağımız şeyler. Şöyle buraya point atabiliriz. Örneğin aynı derecesinde kalsın istiyorsak direkt Enter'a bastım. O derecede kaldı. Bu noktaya kadar hiç değişmedi. Değişmesini istemiyorum. Bu noktadan sonra bu eksenin aşağı inmesini sağlayacağım. Biraz şöyle burada kaç derece olduğunu görüyorum. 23,7 dereceymiş. Şuraya geldim. 25 dersem aşağı iniyor. Buraya 30, 35 derece yapıyorum. Bu dereceler size çok farklı olabilir. Siz kafanıza göre yani parçanızın pozisyonuna göre robotik kolun pozisyonuna göre ilişkilendirebilirsiniz. Şöyle geldi. Parçam ilerledi. Daha sonrasında inişini yaptı. Ve tam da ben de bunu istiyordum zaten. Bu noktadan sonra bakın şunun açısını beğenmedim. Şu açıyı da değiştirmek istiyorum. Bir kere tıkladım. Turuncu olarak geldi bana. Diğerlerini şu tikten kapatalım. Sadece o turuncuyla ilgilenebiliriz. Onun dönüşünü de şu noktaya kadar yapmış olmamız lazım. 60. frame'e kadar. Örneğin 40 ile 60 arasında değişsin. Şu noktada değişsin. Şuraya bir add point diyorum. Şu noktaya, 40. noktaya. Eksi 20,5'te kalsın. Geldim tekrar 60. frame'e. Burayı da değiştirebiliyorsunuz. Eksi 25 dediğimde ne olacak bakalım. Öbür tarafa gitmemiz gerekiyor. Yani 0 derecesine doğru. Sıfıra geldim. Fena değil gibi duruyor. Şöyle değiştirdik. Evet. Şu frame'leri daha da çekebiliriz. Şöyle 20'ye çekiyorum bunu. Şu şekilde. Böyle daha uygun görünüyor. Bir oynatalım. Tekrar geldi. Döndü. Ve evet. Böyle daha uygun görüldü gözüme. Şimdi gripper kısmına geldi sıra. Gripper kısmında ise şurayı biraz açısını değiştirmek istiyorum. Şu an eksi 197'lerde. Eksi 197'yi eksi 220 yaptığımda öbür tarafa gidiyor. Eksi 180 yapalım. Evet, biraz düzelmesini bu şekilde sağladık. Hatta eksi 175 dedim. Şöyle bir tekrar incelememiz gerekiyor. Hızını dediğim gibi değiştirebiliyorsunuz. Eksi 185 diyelim. Daha eksi 185 dedim. O daha uygun geldi gözüme şu an. Şöyle bir hareket sağlıyorum. Şimdi en zevkli kısma geldi. Gripper tutucusunu hangi anda tutma işlemini yapacağız? Tabii son kısımda yapmamız daha mantıklı. Burada bir obje olduğunu düşünürsek. O zaman son 20-10 frame'de falan yapabiliriz.
Bu seçim için ilk başta şurada bakın jointlerin görülüyor. Oraya bir kere tıkladım. En son şöyle R1 olarak geldi. Siyaha yakın bir kısımda. Bakın şöyle 90'a geldim. Burası aynı kalsın. Son kısımda son 10 frame'de kapama işlemi yapayım istiyorum. Şöyle 100. frame'e basıyorum. Sıfıra getirdim. Bakın burada en son tutma işlemimizi yapıyoruz. Şöyle geldi ve tutuyoruz. Tekrar oynatıyorum. Yavaş şekilde hızım geldi, tuttu. Şu şekilde. Bunu daha da yavaşlatmak için kendiniz oynatabilirsiniz. Bunun en yavaş hali bu oluyor. Şöyle ben geldim. Burada bu bölgede aşağı indim. Ve tutma işlemi yapıyorum. Tabi burada objemiz sonuna kadar kapanmayacak ama sadece gösterim amaçlı şu an konsept olarak çalışıyoruz mantığını. Ve gördüğünüz gibi böyle motion study ile bu açıların hepsini şu an herhangi bir robotik kolumuzda aynı boyutlara sahip yazılımsal olarak onun içerisine aktardığımızda kontrol ettiğimizde bu bütün komponentleri, bütün açıları çalışması bu şekilde aynı simüle etmiş olacağız. Robotik kolumuzun çalışma açılarını ve oldukça da işimize yarayacak hızlı bir şekilde simüle etmiş olacağız biz. Robotik kolumuzun. Bu şekilde umarım sizler için faydalı bir eğitim serisi olmuştur arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu eğitim serimizde biraz böyle mühendislik ve robotik üzerine çalışmamız oldu. Basitçe giriş yaptık. Bu eğitim serisinde öğrendiğimiz şeyler basitçe modelleme yöntemleri ve modellediğimiz parçaları daha sonrasında nasıl birbirine montajlarız, assembly aracını kullanarak ve daha sonrasında da montaj yaptığımız büyük parçaları nasıl hareket ettirebiliriz? Motion study ile nasıl hareket analizini yapabiliriz? Genel olarak öğrendiğimiz kısımlar bunlardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer sizler de bu projeyi kendi bilgisayarlarınızda yaptıysanız lütfen ekran görüntülerini alıp Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. Yakın kampüsü etiketleyerek veya mesaj atarak. Bizler onları görmeyi çok isteriz veya repost etmeyin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa lütfen YouTube kanalında aşağı kısımda komente yorum atabilirsiniz. Oradan cevaplayabiliriz. Bir sonraki eğitim serisi hakkında aklınızda fikirler varsa proje fikri olarak onları da sunmanızı diliyorum. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.